Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bir askeri taktikten bir misalle başlıyorum. Bir topluluk düşman topluluğa ateş açar. Mesela bunu uygulayayım ben. Mesela bizzat kendisi söylüyor. Diyor ki, PKK oradan bir asker gördü. O askerin kimler olduğunu şöyle tespit ediyormuş. Şimdi bunu psikolojide kullanacağım. Ne alakası var? Mermi atar, silah atar. Eğer oradan askerlerden dırırt 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 yaparsa, karşılık gelirse acemi olduğunu gösteriyormuş. Acemi, korkma onlardan. Korktu asker. Asker korktu. Eğer dırırt 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 atarsa komandoymuş. Yani devamlı atmaz abi, öyle atar. Tek tek. Öyle ara ara. Çapanı bitirmez. Bitirmez ama öyle. Eğer sen asker gördün, sen attığın halde diyor PKK'lı komutan, onlara öyle öğretiyor. Hiç ateş atmıyorsan şimdi, o bordo berilidir. Merak etme, o kaçışın yok. O seni bulur, sana sıkar diyor. O hiç ateş atmaz. Bordo berili böyledir. Hiç ateş atmaz. Şimdi, bunu psikolojide kullanıyorum. Oradan taramalı cevap verirse, yani şu. Şimdi vesvese, şeytan vesvesesini veya vehmini atar içeriye. Hemen panik manik yapıyorsan, sen acemi askersin. Eğer, ya neredeydi ya, bu Kur'an nerede ya, Allah Allah, tesbihim şuradaydı ya. Ya hemen bir şey yapsaydık ya. Ya nerede bu, bir okusaya kim var falan. Bu komando askersin, orta seviyede. Hiç kale almayıp işine devam edersen, yani yapman gerekenleri yaparsan, bu bordo bereli gibidir. 10 numara. Yani kale almıyor, adamı tanımışsın. Belli yani. Onun için vesvese geldiği zaman, vesvese iki şeyden geliyor. Abdestsiz ve imansızsın der. Yani abdestsiz ve imansız. Vehim ise, yani vesvese kalbe aittir. Vehim ise akla aittir. O da varı yok, yoku var gösteren fikirlerdir. Düşüncelerden gelir. Mesela millet şöyle yapar. Vesvese etti abdestten, hemen abdest alır. Oysa tam tersine vesvese ettiğin zaman şeytanın tasdikiyle beraber abdest olduğunu gösterir. Abdest almaman lazım. Çünkü şeytanın özelliği şuydu. Varı yok etmek. Yoku var etmek değil. Varı yok etmek. O zaman abdestsizsin diyorsa şeytan sana şunu şöyle diyor. Abdestin var demektir. Mesela İmansızsın diyor. Demek imanın var demektir. Hırsız boş eve girmez. Vehim ise düşüncelerde geliyor. O yoku var, varı yok gösteren fikirler üretir. Eylemsel gelmez o. Aa ölüyorsun. Aa panik oldun. Aa kalp kriz geçirdin. Aa bilmem ne oldun. Aa falanca şey oldu. Aha galiba ölecek. Bunlar fikir. Bunlar vehimden geliyor. Usta da diyor ki kafanda küçük bir şeytan var diyor. Yani vehim. Şeytan aptal değil. Ve kendisine de şeytan değil. Şeytan kendisine şeytan değil. Aptal da değil. Zekidir ama geri zekalıdır. Aklı arkadadır. Aklı aşağıdadır, zekaveti öndedir. Zekavetle, yani zekilikle akıl arasında farkı söyleyeyim. Eylemsel dönüşümünü de anlatayım. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığından,
Bu akıldan önce başka akıl olması lazım. O akla bu aklı bağlarsan akıllılıktır. Eğer bu aklı ona bağlama ihtiyaç duymayıp, yani kendim kendime yeterim, kendi aklını kendisine yeteceğini zanneden de zekidir, dünyada belayı sardır. O kurtulamaz bataklıktan. Peki bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı ona bağlamak vahiydir. O zaman rahat ediyorsun. Teslim oluyorsun. Malı sahibine teslim ediyorsun. İşte şeytan aptal değil. Zekası öndedir. Aklı arkadadır. Ölüm korkusu ondan geliyor. Ölüm korkusunun kaynağı ondan gelir. Çünkü niye? Şeytan hata yaptığı zaman Mehdi abi ve Adem hata yaptığı zaman Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam'a da ikisine de inin aşağı dedi. Cennetten indirdi aşağıya. Adem hemen tövbeye sarıldı ve istiğfar etti. Şöyle dedi. Ben nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Şeytan ne dedi? Dedi ki beni sen azdırdın. Beni sen azdırdın dedi. Ben zannettim ki ona tövbe edecek. Ve ne istedi? Kıyamete kadar yaşamaya bana mühlet var. Sana gelmek isteyen kullarını saptıracağım. Hem Allah'a düşmanlık yapacak hem de ömür istiyor. Bunun duasını da kabul ediyor. Şeytanın duasını kabul eden Allah seninkisini etmez mi? Yeter ki samimi ol. Ama şeytan dua ederken şüphesi yoktu. Acaba eder mi dememiş. Peki kıyamete kadar yaşamayı kim istedi? Şeytan. Adem ne istedi? Tövbeyi, istiğfarı istedi. Affedilmeyi istedi. O zaman uzun yaşamayı isteyen tarafımız nefistir, şeytandır. Çünkü o ölecek. Küllü nefsin zayikatı mevt. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Ölüm kime geliyor? Nefise geliyor. Ruh ise ruhta, cesetten çıkıyor. Yani Azrail aleyhisselam ruhu cesetten alıyor. Öldürmüyor. Böyle bir şey yok. Ruhu alıyor, kurtarıyor. Biz bundan korkuyoruz. Oysa ruhu öldüren günahlardır. Ruhu günahlar öldürüyor ve cesedi gömüyor. Ondan korkmuyoruz. Demek ki uzun yaşamak şeytandandır. Yani şeytanın isteğidir. O yaptırıyor. Onu insana esas yaptırırsa da artık en ufak kıpırdama vücutta vehme vesile oluyor. Korku oradan çıkıyor. Ölüm panikleri oradan geliyor. Acillerden onun için çıkmıyor. Bir dostum ölse ne iyi adamdı. Bilemedik kıymetini. Şöyle iyiydi, böyleydi der dururuz. İstifade edilecek insandıysa istifade edemeden kaçırdık. Acaba o vahlandığımız Allah dostunu ki dostumuz o dirilse acaba cidden istifade etmeye çalışır mıyız? Aynı eski ne yapıyorsa bunu yapalım. Aynen. Yani ne iyi adamdı ya. Hoş bir adamdı. Tamam. Allah rahmet etsin. Ya biz çok iyi. Ya Allah. Şimdi olsaydı, inan olsa gene aynı olurduk. Zannetmiyor istifade edeceğimiz. Biz ölüleri seviyoruz, dirileri pek sevmiyoruz. Biz ölüleri daha çok seviyoruz, dirileri sevmiyoruz. Öldükten sonra değerleniyor. Nasıl oluyorsa. Peki, ölü olanları methettiğimiz kadar dirileri methetmiyoruz, sevmiyoruz. Dostlarımızın hem alternatifleri yok, hem yedekleri de yok. O zaman dostlarının kıymetini bilmek istiyorsan, hayalen ve fikren ölü kabul et ki sevesin. Çünkü biz ölüleri daha çok seviyoruz. Dostlarınızın ve dostlarımızın inan yedekleri yok ve alternatifleri de yok. Dostlarımızı biz istepne lastik olarak kullanıyoruz. Yani arabanın lastiği patlarsa takacağımız bir şey. Lastik patlamasa hiç hatırımıza gelmez. Yani ihtiyacımız olduğu zaman şey yapıyoruz.
dostlarımızın kıymetini bilmiyoruz. Eğer dostlarımızın kıymeti ölünce biliniyorsa fikren onu öldürelim. Ölmüş kabul edelim. O zaman vay be bugün dirildi. Ona gidiyorum. Onunla görüşmem lazım. Aa dirildi hakikaten ya bir telefon edeyim. Deyiver. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den Kenzül Umman 3. cilt 226 diyor ki bütün maksadı dünya olanın olan bütün maksadı dünya olan kimseye dört şey musallat edilir. Bir de okuyayım. Bütün maksadı dünya olan kimseye dört şey musallat edilir. Bir, bitmeyen endişe. Hiç bitmez endişesi devam eder. İki, sonu gelmeyen meşguliyet. Üç, artan ihtiyaç. Dört, doymamazlık. Evet. Şimdi bunu geçiyorum. İlginç bir tespitim diye başlık atmışım şu anda okuyacağım yere. Bakın ben de merak ettim o zaman ne şey yapmışım. Ben de merak ediyorum. Ölüm, ölümü izah edememiş, ölümden korktuğundan psikoloji hasta olanlar, bundan kurtulmak için ölümü intizarı düşünmeleri çok gariptir. Yani ölümden korkanlar en sonunda intihar etmesi çelişki değil midir? Peki çelişkinin sırrı nedir? Mesela ölümden korkuyor, psikolojisi bozuluyor. Psikolojisi bozulan gidiyor intihar ediyor. Lan ölümden korktuğun için psikolojin bozuldu. Psikolojin bozulduğu için niye intihar ettin? Burada bir sorun var değil mi? Bir sıkıntı var ya. Ruhaninden kurtulmak için. He? Ruhaninden kurtulmak için. Kurtulmak için intihar ediyor. Ama o hale girmek için neyle girdin? Ölüm korkusundan girdin. Ölüm korkusundan ruh haline girdi. O halinden kurtulmak için ölümü yapıyor. Yani korktuğu şeyi kendisi istiyor. Şimdi diyor ki, peki çelişkinin sırrı nedir yani? Bu acayip bir çelişki var. Ölümden korktun da intiharı düşündüren de aynı kaynak olduğu gösteriyor. Ölümden korkutan ve seni ölüme sevk eden kaynak aynı. İkisi de şeytan. Çünkü devrik cümle. Tam da şeytanmış ama adam. Adam şeytan, kendisine şeytan değil. Korktuğun şeyi ya sana yaptırıyor. Sana yaptırıyor. İlk önce korkutuyor, bir halete sokuyor. Sonra korktuğu şeyi gayet rahatça sana yaptırıyor. Bu da gösteriyor ki, yani korktuğun şeyi sen yapıyorsan, o zaman sen korktuğun şeyden kaçmak gerekirken, birisi sana bunu yaptırıyor. Dolayısıyla intiharların bana göre intiharların %90'ı şeytan yaptırıyor. İhtiyarla kimse yapmaz. İmam-ı Gazali'nin bir hükmü var bununla alakalı. Akıl örtülürse onun bu haliyle ancak akıl örtülürse diyor olur. Bunun haliyle akıl örtüldüğü için de pek mesul olmaz. Ama akıl örtülmüşse. Ölümden korkutan da intiharı düşündüren de yine aynı kaynak. O da Erba'a Habise'nin izacatındandır. Bunu sözlerden çıkarttım. Sözler 339'da. Diyor ki, bu asrın temel hastalığını tanımlıyor ve teşhis ediyor. Diyor ki, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, o dehşetin vahşetinden diyor. O vahşetin dehşetinden. Yeisin zulümat, yani yeis, ümitsizlik insanı karanlığa iter. Şetobe, zulümata iter. Karanlık aklidir, zulümat kalbidir. Yeisin zulümatından. Allah Kur'an'ında da bir mana diyor ki, benden ancak kafirler ümidini keser. Ümitsiz insan zulümata düşer.
Zulümat karanlık değildir. Korkunç bir şey ya. Şey, şöyle diyeyim. Her şey birbirinden kopuk. İçteki dengeler birbirine teselli vermiyor, birbirini tamamlamıyor, birbirini onaylamıyor. Yani birbirini kucaklamıyor. Zulümat yani. Yani bu zulümat olması için illa böyle güneşin gitmesi değil. Mesela cemiyet zulümat. Yeysin zulümatından. İki, kimsesizliğin vahşetinden. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Vahşet demek, vahşet. Vahşetten ne anlıyoruz? Hocam ne demek vahşet? Korkunç. Korkunç. Başka? Ürkütücü. Ürkütücü. Bunaltıcı. Ne? Bunaltıcı. Bunaltıcı. Başka? Ha ne? Vahşiden gelmiyor mu abi? Vahşi. Evet, vahşi. Yabani. Tamam. Yani şöyle düşünün, bir ormanda bütün vahşi canavarı hayal edin. Timsahtan, gergedandan, yılandan, akrepten her şey var. Herkes birbirini yemeye çalışıyor. Sen de ortalarına git. Sen de ortalarındasın. Yani bir tanesi orada bir ne var? Kimsesizliğin vahşetin. Hiç kimsen yok. Yılana sarılsan, aslana kaçsan aynı şey. Sırtlana gitsen aynı şey. Demek ki erba 3 erba habisenin izacatından. Erba habise çok ilginçtir. Gözünüzden seyrettiğiniz, okuduğunuz ve seyrettiğiniz her şey. Kulağınızdan içeriye soktuğunuz her ses. Ama iyi dinleyin burayı. Dersin püf noktası bu olsun. Bir daha söylüyorum. Gözünüzden seyrettiğiniz her şey, ama her şey. İşittiğiniz her şey, kokladığınız her şey, tad aldığınız her şey, dokunduğunuz her şey, içeriye giriyor ya, içeriye giren her şey canlı oluyor. Unutmayın. Yani filmi seyredince, filmi kapattığın zaman televizyonu veya CD'yi, bilgisayarı, burası kapanmıyor, burada aynen işliyor. İçeriye giren her şey canlanıyor ve ruhlanıyor. Şimdi söyleyeyim, böyle bir düşünün bakalım. Suya girmiş adam ıslanmayacak. Olmaz. Suya girdi. Rüya olur değil mi abi? Rüya, rüya mesela. Nasıl? Rüyada yaşıyorsun. Aynen. İşte canlanıyor ama abiden oradan. Evet. Dedin, yaptın, yaptın. Çok güzel. Çok güzel bir misal. Aferin. Yani mesela hakikaten burada yatıyorsun. Bir köpek kovalıyorsun. Dehşetli bir köpek. Kaçıyorsun tam kayalıklara kadar geldin, tam atlayacaktın uyandı. Peki vücut terden su mu? Evet. Peki soruyorum. Sen bu ceset terden su, bu mu kaçtı? Yok. Niye buna fatura çıktı? Bu mu başkasıyla oldu? Bu niye gusül yapıyor? Demek her şey ruhta canlanıyor. Evet. Yani içeri giren her şey. Nasıl ki o daha önce mesela bir gıybet yaptın, rüyanda sana necis et yedirirler. Yani giren her şey orada nasıl karşılık buluyor? Mesela korkunç bir film seyrettiniz. Yani korkutucu böyle. Hiç şansı yok o çocukların. Mesela altına işiyor, korkuyor, ağlayarak kalkıyor. Bunların sebebi korkulu şeyler seyretmeklerinden kaynaklanıyor. Aktif olmuş. Şimdi içeriye her şey giren her şey canlanıyor. Buna da şey diyor. Erva habisenin izacatından, yani taciz ateşinden, taciz ateşinden, erva habise ne demek? İçeriye giren her şey ruhani oluyor. Ya âli oluyor, ya habis oluyor. İçeriye giren her bir haram, erva habisi oluyor. İçeriye giren her haram, erva habisi oluyor. Mesela benim bir tespitim var. İlginçtir ama. Harama bir tane karşıdan geliyor. Açık saçık haram geliyor. Dindeki bunun ismi haramdır, padişah. Hakan dinliyor musun? Bak çok önemli, antika bir şey. Bu harama bakmak haramdır. Haram nedir dersen? Günahtır. Günah ne demek? Haramdır. İzah edemeyiz yani, dönüp dururuz. Ne demek? Evet, biraz ileri gider. Ya Allah yasaklamış.
Haram ne demek biliyor musunuz? Haram tamam dinde böyle. Fiziksel haram şudur, fiziksel bu. Harama baktığınız zaman onun haleti, ruhiyesi aynen fotokopi, kopyala, yapıştır, sana yükleniyor. Onun o psikoloji bozuklukları, cini varsa cinleri, şey varsa tesirine göre, gücüne göre, senin zaafına göre tak diye içeriye giriyor. Yani şöyle düşünün onu. Sigara içmediğiniz halde, sigara içenin yanında oturursanız... Kokusu zindar. Ama sen içmedin. Peki, eftar dükkanına giderseniz, onun kokusu sana sirayet eder. Kimin yanına oturursanız mutlaka ondan etkileşim olur. Mesela misal da veriyoruz. Ecdadın camisine gidin Fatih'in veya Osmanlı'nın. Osmanlı kokluğunu görürsünüz. Buram buram o kokar. Gidin Cumhuriyet döneminde yapılan, ne verirsen elinle o gelir seninle, haram helal demeden adam çarpmış çıkmış para vermiş. O camide o ruhaniyatı alabilir misin? Aramazsın. Adamın ruhu taşa sirayet etmiş. Dolayısıyla içeriye giren her şey, nasıl ki duygularımız taşa sirayet ediyor, sigara içenin yanında bulunca bize siniyor, o zaman onun sigarası bize sindiği gibi onun ruhu da gözümüzün içerisinden giriyor. Çünkü göz ruhun aynasıdır, kapısıdır. İçeriye haramın fiziksel boyutu, onun işte psikolojisi bozuk, aleti bozuk, onun sıkılmış, bilmem ne. Ona tak içeriye giriyor, burada aktif oluyor. Bu sefer başlıyorsun bir 5-10 dakika sonra bir yer. Eğer o karın kocasıyla sorunluysa sen karınla sorunlu yaşamaya başlıyorsun. O şimdi bir rahatsız ediliyorsa sıçrıyor kardeş, sıçrıyor. Yani sıçrıyor derken şer'i tabir kullandım. Diyelim ki hasta olan bir insana, birisi zayıf olan, kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye, si zayıf olan okusun, ona sıçrar. Ona atlar. Onun için öyle gücün yoksa okuma kardeşim, ne işin var? Ya bir şey anlatmak için bunları örnekliyorum, genelliyorum. Devam edeyim. Yani taciz ateşleri yapan bu. Bu erva habise ilk önce senin düşünceni, doğru düşünceni bozar. Her düşünce realitedir, vardır. Yani düşünce, her düşünce realitedir. Vücud haricisi vardır. Ne düşünüyorsanız o enerjidir. Düşündüğünüz şeysiniz ve oradasınız. Acayip şeylerden bahsediyorum ama inşallah dinliyorsunuzdur. Klinik konuşmaları değil bunlar. Ha? Hastane konuşmaları değil bu. Hastanede böyle bir şey göremezsiniz. Neyi düşünüyorsanız o enerjidir. Düşünce kendisi realitedir, vardır. Düşünce enerjidir. Enerjiye dönüşmüştür. Şöyle geçiyor Risale'de. Latif nükteler 33'te. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu senin kulağına ses gelir. Kulağından sonraki bütün süreçler enerjidir. İlim enerjiye, enerji ilme dönüşür. Mesela şöyle daha misal vereyim. Caminin altta adam minareye çıkmıyor, hoparlörden ezan okuyor. Bak mikrofon. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu kablodan ses gidiyor mu? Yok. Hayır. Ne gidiyor? Elektrik gidiyor. Enerji. Ses enerjiye dönüşüyor. Hoparlörden tekrar. Tekrar sese dönüşüyor. Şimdi benim depolanmıştı böyle ilim. Onu sese dönüştürüyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlim enerjiye dönüştü. Sende de gelen ses enerjiye dönüşüyor. Ve sen de o elhamdülillahi Rabbil alemin enerji şey yapıyorsun. Mesela bunu içtiğin zaman hücrede su olmuyor. Bu parçalanıyor. Su ortadan kalkıyor. Enerjiye dönüştürüyor. Enerjiyi kullanıyoruz. Üstad diyor ki İlim aynı irade ve kudrettir. İlim aynı kudret. Yani konuşulan her şey, duyduğunuz her şey,
İçeriye aldığınız, şuurla aldığınız her şey içeride canlı ve ruhludur. Enerji paketleridir. O zaman ne dinliyorsunuz, hani ne okuyorsunuz? Bir insanın kitabını okursanız onun haletini içeriye alıyorsunuz. Şey der ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu anh, şu ne biçim adam ya, bu ne biçim bir insan. Aklım gidiyor bu insanlara. Diyor ki, ayağına köle olayım. Diyor ki, bir fasık diyor, ehli bida. Doğru bir kitap yazsa, heyecanlanıyorum ya. Nasıl der o zaman ya, sen nasıl dersin 400 sene önce buna? Bak, bir fasık, ehli bida, doğru bir kitap yazsa, sen onu okusan, doğru kitabı, onun fıskı sana sirayet eder diyor. Doğru bir kitabı bile yanlış adamın kitabı ise okunmaz. Doktor, tıbbı doğru ama adam adam değil. Öyle ya. Ha. Aynı. Değil, şöyle bir şey. Aynı tipten olduğumuz için. Şimdi doktor ilacı veriyor. Eğer sen doktora itimadın yoksa veya ilaca itimadın yoksa, en kaliteli ilaç olsa bitirir. Tesir etmez. En kaliteli ilaç verse sana doktor. Tamam mı? Doktor da isabet de etse, doğru söylese. Doktora teslimiyetin yok. İlaca da güvenin yok. O ilaç tesir eder mi? Etmez. İkinci boyutu da var Hasan Erbon'un. He, bildiyorsan. Aynı ağız okuyor, olayı çözüyor, bitiriyor. Bir baş farklı ağız. Aynı ayet okuyor, tesir etmiyor. Etmiyor. Etmiyor yani. Niçin etmiyor? Okuduğu aynı ayet. Doğru ayet. Mesela gidiyor hastaya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Adam düzeliyor. Ötekisi de. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yasin. Bunu da okuyor, tesir etmiyor. Niye? Çünkü ihlası yok. Onun ihlasının olmamasından mı, yoksa hastanın onun okuduğunun fayda vermeyeceğine inanmasından mı? İkisi de var yani. Şu dün bunu ders yapmıştık. Bir şeyin tesir etmesi için bir tane şeye bağlı. Konuşana, hitap edene bağlı. Dört tane sıfat karşıdakine bağlı. İkisi de. Ama şu var. Biraz önce Nizam'ın ilk cümlesi şöyle dedi. Ehli bida, ehli bidadan etkilenmez. Niçin? Suyu ıslatamazsınız. Çünkü su ıslanmaz. Çünkü ıslatandır. E bozulmuş adam neyi bozulacak? Neyi bozulacak? Neyi bozulacak? Bozulacak bir şeysi yok ki. Arkadaşlar, nereye gidiyoruz? Ne seyrediyoruz? Ne bakıyoruz? Ne dinliyoruz? Çok önemli. Durup dururken, ya abi diyor, abi veya hocam, ya ben canım sıkılıyor ya. Ben bunu nereden çıktı? Bir bakterinin yanında oturmuşsun, sıçramış. Onun dalgası. Ya nasıl sıçar? Ya Osmanlı camisine git, eski eserlere git. Adamın, Osmanlı'nın ruhu yok mu o taşta? Ya taşa sirayet ediyor da sana sirayet etmez mi ya? Mesela fıkıhta da var yani. Kadının kalktığı yere hemen oturmayın. Zira timsali var diyor. Mesela şeyden anlatayım, polisiyle. Hırsızlık yapıldı. Hiç kimse girmesin oraya diyor. Herkes olduğu yerde kalsın. 6 saat mi, 3 saat mi, 1 saat mi içinde o kriminal geliyor. Orada kimin timsali, kim dolaştığını çıkartabiliyorlar yani. O teknoloji her yerde yok. Ya adamın saçı düşüyor, o adamı bulmuyorlar mı? Adamın sesi, adamın kokusu saçından daha kalitelidir. Koku, teri ya. Eşin sana geliyor. Benim sesim saçımdan daha çok beni ele veriyor. Ya kriminal şeyde çizgi çizsen herkesin çizgisi ayrıymış biliyor musun? Bu erva-ı habise ilk önce senin düşünceni, doğru düşünceni bozar. Her düşünce realitedir, vardır ve sen osun ve düşündüğün şeysin, sırdır bu. Bunu insanoğlu bilmiyor. Ne düşünüyorsanız osunuz ve oradasınız. Mesela hayal ediyorum.
Şimdi ben mesela hayal ettim, köye çıktım. Merzep kondayız vesaire işte, alandayız. Hayal eder misiniz çocukluğunuz geçtiği yeri? O duyguları yaşamıyor musunuz şimdi? Mesela Mustafa, ben seni bir götüreyim. Ceylanlı'dayız. Tamam mı? Arabayı park ettik oradan. Hatırladın mı? Park ettik. Yanlama geçiyoruz Mustafa. Geç Mustafa. Geçtin mi abisi? Evinin bak kapısına geldik. Sağ tarafta kapı kaldı. Girdin mi içeri abisi? Gir içeriye. Sağa tekrar gir. Orada bir şömine gibi bir şey vardı, hani böyle çukur, ateş yakılan yer. Hatırlıyor musun oradaki çocukluğunu? Hatırlıyorum. Aynı duygular yaşamıyor musun? Neredeyse, değil mi? Hayalin kuvvetine göre o duyguları yaşıyoruz. Çocukluğumda orada içtiğim bir çay var abi. Onu hiç unutmuyorum, biliyor musun? O hep aklıma geldi. Ya. Ve aynı tesiri etkileniyorsun. İşte düşünceler bizzat oradasın ve olsun. Çünkü o düşünce enerji olduğu için neyi düşünüyorsanız mazi öne çıkarmıştır. Kötü, olumsuz düşünen kendini iyi hissedemez. Çaresi ne peki? Ne yapayım, bu kadar şey anlattım. Çaresi ne? İyi insan. İyi insanlarda, iyi yerlerde. Aferin, bir daha. Bir tane de var. Çaresi doğru yerde, doğru insanlarla doğru şey yapmak. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru şey yapmak. Mesela burası doğru bir yer, medrese. Burada yamuk yumuk adamlar olsa, doğru yerde yanlış insanlar olmadı. Doğru yer, doğru insanlar olacak ama doğru işte yapacak. Gıybet konuşmayacak, bilmem ne yapmayacak. Üç tane şey bir araya gelirse senin kötü olma şansın yoktur. İstesen de olamazsın. Şu anda kendini kötü hissedemezsin. Eğer burayı dinliyorsan. Niye? Doğru yerdesin. Doğru insanlarla berabersin. Doğru şey konuşuyoruz. Eğer hakikaten camidesin. Doğru insanlarla berabersin ama başka bunu eleştiriyorlar. Tenkit ediyor. Orada kendini doğru, güzel hissedemezsin. Cami bile olsa. Cami bile olsa. Fitne hanım olmuş o. Değil ki cemiyet. Cemiyet. Yani tefekkür imaniye alışman lazım. Yanlış düşüncelerini pan zehiri tefekkür imanidir unutma. Yani kendini doğru hissetmenin yolu, yöntemi tefekkürdür. İmani tefekkür. Kötü düşüncelerin, olumsuz düşüncelerin pan zehri tefekkürü imanidir. İmanı tefekkür etmek. İmani mevzuları tefekkür etmek. Başka bir yer okuyorum size. Konuyu değiştiriyorum. Varlık derdi olan mal mülkün peşinde ve kendi ya iyi yaşamam lazım, sonsuz uzun yaşamam lazım. Yani bunlarla hep meşgul olan, kendine vücut rengini vermen nispetinden ayrılık acısını çekersin. Yani evde ev sahibi gibi oturursan, ev sahibi gibi çıkması zor olur. Ama kiracı gibi oturursan çıkması kolay olur. Yani varlık derdi olan, yani varlık, var uzun kalmak. Yani abi biz uzun kalmak istemeyecek miyiz? Mesela Bursa'da Uludağ'a çıkarken sağ tarafta Ömer abi şey var, çınar ağacı var. Plakası var. 725 mi 925 sene mi ne yaşamış? Orada yazıyor, hala yaşı var. Yaşıyor. Size söylüyorum, 900 sene çınar olarak mı yaşamak isterdiniz? Bir saat insan. Demek ki uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. İyi, kaliteli yaşamak lazım. Varlık derdi olanın kendine vücut rengini verenin nispetinde ayrılık acısını çeker. Varlık derdi olmayanın yokluk endişesi olmaz, kaybedeceği bir şey. Kendi için yaşayan hayat tekalifini yüklenir. Kimin için yaşıyorsan hayatın teklifini de o nispette yüklenirsin, çekersin. Mesela
Ne derler diye yaşıyoruz. Ne derler diye araba alıyoruz. Hatta ne derler diye üniversite okuyoruz. Ne derler ya? O zaman insanların ne derlerini tatmin etmek adına hayatımızı perişan etmişiz. Ben ne istiyorum dememişiz. Ne derler? Eğer ciddi görev için buradaysan, dünyada ciddi bir istihbarat, ciddi bir görev için dünyadaysan, sen sırf görevini düşün, başka şeylere düşenmek senin vazifen değildir. Kendine vücut rengini vermezsen, kendinin ne kadar hiçliğini bilirsen o nispetle ne cennet ümidi, ne de cehennem endişesi, ne de hastalık telaşesi yaşarsın. Kendine vücut rengini vermezsen, yani şu, benim kazağım, ben kazak değilim, ben diyen arkada, benim gömleğim, gir içeriye, benim atletim, gir içeriye, benim vücudum, gir içeriye, bir şey anlatacağım. Benim hayatım, gir içeriye, benim ruhum, gir içeriye, benim ruhum diyen ruh değil, daha arkadasın. İşte sen o ben olan beni ne kadar odaklanıp tefekkür edersen, bedensel ve ruhsal, hayatsal, yani aşağıdaki şeylerin hayat tekalifi, hayat zorlukları seni fazla alakadar etmez. Çünkü mülk onun. Senin değil, sana emaneten verilmiş. Eğer kendine vücut rengini vermek demek, onlara sahipleniyorsun, senin değil. Peki daha uygulanabilir misal vereyim. Sen kendini yaşarsan, kendi arzu isteklerini, sen kendine vücut rengini verdin. Eğer sen kendini yaşamayıp peygamberin sünnetini yaşarsan, sen yoksun. Başka şeyi yaşıyorsun. O zaman kendine vücut rengini vermedin. Vücut rengini vermedinse, o zaman vücutla alakalı bir endişen olmaması lazım. Mesela küllü nefsin zayikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Kim tadacak? Nefis. Nefis. O zaman kim ölecek? Nefis. Peki ölümden kim korkuyor o zaman? Niye bize yutturmuş? Küllü ruhun demiyor ki. Bir nefis var, bir de ruh var. Bedende, odunda, duman ve nuru olduğu gibi. Şimdi ruh ölmez. Ruh gider, çekip gider. Ceset ölür de mezara cesedi koyuyoruz. Ruhu koyuyor musun? Mezara hangisini? Cesedi mi koyuyorsunuz, ruhu mu? Ruhu tutamıyorsun ki. Peki kim öldü? Bu öldü. O zaman ölen hayvan inmiş. Aşıklar ölmez. Peki bırak da ölen korksun ya. Sen niye korkuyorsun? Ha sen ceset misin ya? Ömer abi dedi ki aynen çattık olan nereye geldik. Tuhaf değil mi? Kim ölecek Ömer abi? Ceset ölecek mi kardeşim? Seninle alakası yok biliyor musun? Sakın bir yerde demeyesin ha. Dün akşam bir dersteydin. Ölüm benimle alakası yokmuş, ceset ölecekmiş ana. Ulan manyağı birisi, bir daha gitmeyin derdi. Allah Allah. Kendine vücut rengini vermemek demek, kendi istek ve arzularını yaşama, peygamberin sünnetini yaşarsan kendini yaşamıyorsun demektir. O zaman sen yoksun. Yok da ölmez ki. Onda sıkıntı olmaz. Var olan ölür. Adam asıldıktan sonra denilir mi? Yok bir dakika gömeyin ya, 2 senesi de var ceza. 2 sene de hapse yatırabilir misin adam asılmış da? Adam ölmüş. Ya niye ölmüş? Kendisini yaşamıyor, sünneti yaşıyor. Bu zaten ölmüş. Kendisini yaşamıyor ki, peygamberi yaşadığı için kendisi yok. Peki kim ki ölecek yani? Kimse kalmadı ki ölsün. Onlara içleri basıyorlar da. Ondan sonra şey diyor işte, itlak ruhtur, tahvili vücuttur, tebdili mekandır. Pasaport dairesini geçmektir diye tanımlama getiriliyor. Tövbe etmeni istemeyen, tövbe etmeyen şeytandır. Tövbeyi sana hatırına getirmeyen, tövbe etmek pek isteğin gelmiyor ya, onu tövbe etmeyen şeytanın özelliğidir. Ondan sana geliyor. Gecenin, şimdi burayı okusam mı? Yok abi. Başlamayacaktım, neden başladın?
Gece karabasan olur. Karabasanı bilen biliyor, bilmeyene de anlatmayayım. Gerek yok. Olan olmuş olur. Gece karabasan olur. Bazılarında bazan olur. Biz sifonu bir, oysa gündüz basan da var. Gündüz basan. Gündüz basan nedir biliyor musunuz? Gündüz basanı ben şeyi açayım. Oradan okuyayım. Gündüz basan sitede yazmışım. Eksik olmasın diye. Okudun mu bugün? Peki. Açık olan var mı interneti? Açar mısın oraya Nur dersini? Kapattırdık da sırf o açsın. Dokunma. Açarsan orayı gündüz basan sizin için çok önemli. Hele psikoloji rahatsız olanlar için hani Karabasan'ın ikiz kardeşi. Getir bana onu. Gel abisin. Bakın. Büyütülmüyor. Ha. Diyor ki çok önemli ha. Çok önemli. Acayip bir şey. Gelmiyor. Dabetulars. Yani Karabasan. Şey gündüz basan. Karabasan'ın ikiz kardeşi. Ne dedi? Biri gececi biri gündüzcü. Ha biri gececi biri gündüzcü. Nereden çıkıyor? Bak. Zaaf imandan, sefahetten ve suistimalattan çıkacak. İnsanları yeysin zulümatına, kimsesizliğin vahşetine, erva habisenin izacat kuyusuna atacak. Bunu biraz anlatmıştım. Başka bir şey konuşacağım. İnsanlar da kurtulmak için katre fikrin dürbünüyle ve felsefenin merdivenleriyle kurtulmaya çalışıp çabalayacak. Doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yapmamaktan da geçmişten gelen teessüfler, geçmişine geçiyorsun alan keşke bir sürü teessüfler var. Geçmişten gelen teessüfler, gelecekten gelen korkular var. Geçmişi iyi olmayan, geleceğe de eyvah. Geçmişi iyi olan, oh elhamdülillah. Yani geçmişten teessüfler olunca, geleceğe nasıl ümitle bakacak? Geçmişten bu sefer insan da, geçmişten teessüfler, gelecekten de korkular aklını ve kalbini bloke edecek. Bu sefer insanda da çeşitli vesveseler ve vehimler baş göstermeye başlayacak. Yani geçmişten teessüfler var ya Mehdi abi. Gelecekten de korkular olur. Geçmişte korku olmaz. Teessüf, pişmanlıklar var. Gelecekten de korkular olur. Çünkü geçmiş zannediyorsun ama gelecek o. Ne demek o? Yaptığımız amel haşir meydanına gitmiyor mu? Biz yaptıklarımızı görmeyecek miyiz? Göreceğiz de görmüş olalım. Yaptıklarımızı göreceğiz. Yaptıklarımıza gidiyoruz. O zaman biz geçmişimize gidiyoruz. Bu sefer insanda da çeşitli vesveseler ve vehimler baş göstermeye başlayacak. Bu vesveseler ve vehimler de insanı kötü hissettirerek olmayan çeşit çeşit psikolojik hastalıktan iman edilmiş olacak. Artık bu insanın aklı ve kalbi gündüz basanın tesiri altına girip güneşi batmış olacak. Çaresi Risale-i Nur'un dairesine ihlas, sadakat, hizmet, takva, iştinab-ı kebairle çalışmakla mümkün olacak. Allah. Şey söylüyorum ya, geçmişe gidiyoruz ya. Felsefin de kaldı ya. Mehmet ya. Şimdi kapatabilirsin canım benim. Teşekkür ederim. Şimdi bak. Bugünkü amel geçti değil mi? Peki nereye gitti? Ahirete gitti. Biz oraya gitmiyor muyuz? Oraya o zaman geçmişimize gidiyoruz. Allah Allah. Önce gidenler oraya görebilirler. Evet. Söyleyebilir. Hepsi orada ahirettekiler hepsi görüyor. Nasibi varsa biraz üstünse senden. Hatta sen daha vefat etmeden orada geleceğini birkaç gün önce duyuluyor.
falanca geliyor diye. O güzeller güzel demedin mi? Şunlar var burada, şunlar, şunlar. Evet, şunlar vardı, şunlar var. Evet. Başka? Geçmişe gidiyor. Aklını kaybedip zekasıyla hareket eden şeytan sana aklını kaybedeceksin ha der, o kaybettiğinden sana söylüyor. Mesela bazı vesvese hastalar var. Çıkma dışarıya. Rastladım. Çıkma. Çarşıda dolaşırken aklın gidecek. Aklın gidince akılsız olacaksın, eve gelmeyeceksin. 3,5 yaşındaki kızın da evde annesiz ağlayıp ağlayıp ölecek. Peki kim yapıyor bunu? Akılsız, şey aklın gidecek diye vesveseyi kim getiriyor? Aklını kaybeden şeytan. Akılsız olduğu için. Şeytan akılsızdır, zekidir. Yakilun, takilun, efele yetefekkerun, efele yetedebberun. Yani aklınız yok mu? Niye düşünmüyorsunuz? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Kime hitap ediyor? Akla mı hitap ediyor? Hayır. Zekavete hitap ediliyor. Yalnız olan şeytan seni yalnızlıkla korkutması, kendi halet rüyesini yansıtmasındandır. Şimdi şeytanın arkadaşı var mı? Yok. Kendisi. Yalnızlık korkusu da gene şeytandandır. Çünkü yalnızlık yoktur. Melek ve Allah var her yerde. Sen yalnızsın demesi Allah ile seni korkutan, yani şey Allah ile seni kopartan, kopuk olan, Allah'tan kopuk olandır. Sen kendinden zannediyorsun. Yani yalnızlık korkusu kendinden zannediyorsun. Kimin elinde ne varsa ve yoksa o cinsten konuşur. Mesela benim elimde ne var? O cinsten size konuşurum, malzeme verir. Mesela Nizam çarşıya gittin. Alışveriş yaptın, poşete koydun. Eve gelince boşaltınca ne koydun dökülmeyecek. Almadığın olur mu? Olmaz. Şimdi şeytan da kendisinde sermaye ne varsa onu veriyor. Ümitsiz şeytan Allah'tan ümitsizlik verir sana. Ölüm korkusu olduğundan, kıyamete kadar ömür istediğinden, ölüm korkusu ondan gelir. Tövbe etmediği için sana tövbeyi nasip ettirmemeye çalışır. Şimdi kendisi çok korkuyor cehennemde, cehennemden ikide bir korkutur. Cennete ümidi olmadığından seni cennete ümitsiz bırakır. Allah'tan ümidi olmadığından Allah'a ümitsiz makam olarak gösterir. Seni Allah affetmez ya canım, seni cehenneme sıkacak. Dettiriyor. Anlıyor musun? Ama onun silahını kendine zannediyor. Ya onunla caka yapıp iftihar eder ya da seni onunla tehdit eder. Yani seni böyle korkutunca dalga geçiyor. Caka yapıyor. Veya seni cehennemle ve Allah ile tehdit ediyor. Bu adam. Bu adam yani şeytan işi ciddi yapıyor. Biz işin ciddisinde değiliz. Biz hala la kara lukarayız. Tırmırıdayız. Leylim leylim yaşıyoruz. Yani işin farkında değiliz. İşin farkında değiliz biliyor musunuz? Uykudayız. Aynen öyle. Peygamber Aleyhisselam diyor ki insanlar uykudadır. Ölünce uyanır. Yani bunu şu anda dinlerken bile biz, ben de sen de gene ciddiye almadık. Yani acaba hakikaten ben işi ciddi alıyor muyum? Gene demiyoruz. Demedik yani şimdi. Dinliyoruz öyle. Hakikaten doğru söylüyor falan. Genel bir şey. Niye düşmana tanımış oluyoruz abi ya? He? Düşmanı iyi tanıyoruz. Düşmanı tanısak ya böyle mi olurduk? Evet şimdi tanımış da oluyoruz. Evet doğru. Yani düşmanı kaç yaşında sonra? Yani en azından bu hadiseler nereden kaynaklanıyor? Çok iyi. Çok iyi o zaman. Hisler sana rağmen bilgisayarda arkada çalışıyor. Yani bazı şeyler, bilgisayar mesela, bilgisayara aşina olanlar bilir. Ekranda gözüken var, bir de ekranda gözükmeyip alta attığın ama çalışıyor. Arkada çalışıyor. Tamam o şeyle programlar açık. Hisler de öyledir. Hisler açıktır. Arkada çalışıyor. Ne zaman ön ekranda bazı şeyleri yok ederseniz bak deyi gelir. O zaman dersin ki Allah Allah bu nereden geldi ya? Ne yapar biliyor musunuz? Ona bilgisayarcı var mı aranızda bilmiyorum. O şey o adını unuttum onu. Mesela bir bilgisayarda bulunurken
Allah göstermesin ama oldu bir hata. Bir tane kötü bir şeye girseniz web sayfasına. Hemen kaçtın. Kaçtın ama bazı öyle web sayfalar hepsi aman yapar. İstisnası yoktur zannediyorum. Senin bilgisayarın IP numarasını kaydediyor. Bak ciddi bir şey anlatıyorum şimdi. Psikolojide kullanacağım bunu. Bir daha söylüyorum. Bilgisayarda uğraşırken ya şuna ya kimse ya şuna bakayım ya çıkalım falan sakın. Diyelim ki yaptın bu hatayı. Hemen biraz böyle birkaç tane çıktın. Çıktın mı zannediyorsun? Şimdi oraya girenler o kanallar hep bilgisayarın giren bilgisayarın IP numarası var. Her bilgisayarda IP var. O numarayı kaydeder. O site. Ne yapar biliyor musun? Bir sene sonra, iki ay sonra, bir hafta sonra, üç gün sonra, ne zaman olacağı belli değil. Sen normal bir ders seyrederken, normal bir Word sayfasına bir şey yazarken, hiç alakasız pat diye hemen o sayfa gelir. Buna bir şey diyorlar böyle. Şey attı derler. Şey attı derler. Virüs bu. He? Ban mı? Ban attı derler. Ban attı değil. Başka bir şeydi, virüs değil. Virüs bilgisayarı zarar verir. Hemen o dosyayı, o internet sitesini hemen sana, girdiğin yeri sana gösterir. Ne yapar? Kendisini sana unutturmamaya çalışıyor. Yer yer yapar, sana şöyle yapar. Lanet olsun lan, nereden geldi ya? Ben açmadım. Doğru, sen açmadın. Şu anda senin suçun yok. Daha önce girince, aynen vücut da böyle çalışıyor. Daha önce seyrettiğin şey, şimdi şey desin, başka bilgisayarda başka iş yapıyorsun. Mesela yapıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Namazdasın. Apat. Geldi. Ulan lanet ya, nereden geldi? Tabestan. Daha önce girdiğimiz kanal. Ben buradayım. Sen peki ne yapacaksın oğlum? Lanet olsun. Böyle namaz mı olur? Hayır. Namazın kalitesi merak etme. Senin alakası yok. Çünkü sistemin özelliği bu. Hemen şeytan denilen bir sistem çalışıyor bize rağmen. Sen istersen onayla, istersen onayla. O çalışıyor. Peki şeytanı ne yapıyoruz biz? Şeytanı biz yapıyoruz. Seyrettiğimiz, okuduğumuz, işittiğimiz müzikler, kokladığımız, yediğimiz haramlar, tuttuğumuz haram şeyler... Hepsi içeride şeytan oluyor. Onun adı şeytan. Onun için herkesin şeytanı kendisi imal ediyor. Onun için Kur'an'da diyor ki, oku kendi Kur'an'ını. Herkesin Kur'an'ı, umumi Kur'an'dan bir Kur'an'ı vardır. Dün onu anlattım. Umumi Kur'an'dan hususi Kur'an'ı. Hatırlarsınız. Aynı bunun gibi herkesin şeytanını, mesela ömründe hiç seyretmediğin bir film, namazda gelmez. Geliyor, her şeyi sen seyretmişsin. O zaman şeytana ne lanet okuyorsun? Biz koymuşuz ona. İşte ona bir şey diyorlar bilgisayarda, onu atıyorlar. Hisler burada, oranın yaşantısı, yani hisler oralı. Burada başka yerler yaşamaktasın. Yani şimdi burada namazdasın, sesleniyorsun veya konuşuyoruz. Şu anda bir sürü şeyler geldi. O aslında his, seninle o girdiğin yer arasındaki bağlantının adıdır. Bazen de ulvi bir şey olur. Mesela namazdasın. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Başlar ulvi bir duygu. Allah, ulan keşke bitirmezse. Errahman allemel Kur'an. Halakal insane allemehul beyan. Ondan sonra öyle derste namazda alır seni bir hava. Açık bir hava. İşte Muratlı'da mısın o yaylada? Bulutlu değil böyle. Alır ne de biliyor musun? Şu anda burayı yaşamıyorsun. Oran araladı kendini. Şu andaki halet buralı değil, oralı. Burada orayı yaşıyorsun şu anda. Böyle. Çünkü bu haleti burada ne hapta bulursun ne elmada bulursun. Dünya cinsinden değil. O zaman yer yer biz bu dünyada şu anda yaşarken
Orayı yaşıyoruz ama tanımlayamıyoruz, izah edemiyoruz. Yaşadığımız o ulvi, haz, feyz, dersteki sükunet, armoni dedikleri felsefede, yani sükunet, haz, feyiz, fazilet gibi hazlar var ya, hiçbirisi buralı değil. Buranın malzemesi değil. Buradayken orayı yaşıyorsun. Yani bunun kapasitesini ve çapını ve biraz da miktarını ne kadar çoğaltırsan burada orayı da orayı yaşıyorsun. İşte bu namazdayken halakal insane min sansalin kel fahar. Şu anda o namazda o tatlı bir haz yaşıyorsun ya. Onun 70 kat ilerisini düşün kalitesini. Nasıl olur o? Veya derste. 70 kat ilerisi. Evet abi. Ha, 70 kat ilerisi cennet. Şey kabir. Kabir mezar değil ha. Mezar başka bir şey. Kabir alemi berza başka bir şey. Alemi berza 7 kat semanın üstündedir. Yok burada bir burada ne? Çamaşır makinesi var. Kirlenen çamaşır şey elbise makineye atıyorsunuz ya. Kirlenen cesedi de geldiği yere paketliyorsun, koyuyorsun aşağıya. Sen çekip gidiyorsun. Burada kesiyorum. Evet, yarın imani ders. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.